Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle banyo dolap düzenimi paylaşacağım. Öncelikle birlikte banyo dolabının içini temizleyeceğiz ve daha sonra da düzenleyeceğim. Uzun zamandır düzenlemiyordum burayı. Bu işlemi de bugün birlikte yapacağız. Tabii ki siz bu kısımları hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Ama son halini tekrar sizlerle paylaşacağım. Temizleme işi bitti. Şimdi hemen size göstereyim arkadaşlar son halini. Şöyle. Şimdi şuradan başlarsak eğer. Burada çok fazla malzemem yok. Genelde çoğu makyaj masası dolabımda. Şöyle makyaj temizleyici sütüm var. L'Oréal Paris'in mucizevi yağ serisinden. Bundan çok memnunum. Mucizevi yağ. Şöyle gül suyum var. Bunu tonik olarak kullanıyorum. Yine L'Oréal'in kil maskesi var. Bundan da memnunum. Şöyle vazelin var. Burada at kestanesi kremim var. Burada da bu Zıtrave diye geçiyor. Bulgaristanlı arkadaşlar bilirler. Bu krem her derde deva, işte yara olsun, diyelim ki çocuk düştü, bir yerine bir şey oldu, işte bebeklerde pişik için, yani saymakla bitmez arkadaşlar. Ayrıca cilt kremi olarak da çok güzel, böyle bebek gibi yapıyor cildi, bütün cilt kusurlarını da iyileştiriyor. Tavsiye ediyorum yani. Bunu çoğu kişi biliyordur zaten bunları. Herkesin de aynı zamanda özellikle çocuklu annelerin çantasında bulunması gereken bir krem bu. Aynı zamanda egzama rahatsızlığı olanlara da iyi geliyor. Şöyle içerisini bir açayım. Şu kıvamını göstereyim size. Bayağı yoğun, koyu kıvamlı bir krem. Bunu da kapatalım, koyalım şöyle. Şurada şöyle daha önce kına gecesinde dağıtmışlardı. Böyle bir işte süs, lavanta var içerisinde, lavanta kesesi. Burada tırnak bakım kremim var. Bu da eczanelerde satılıyor. Bütün bu tırnak etlerini falan düzeltiyor. İşte
tırnaklardaki pürüzleri falan onarıyor. Aynı zamanda hiç tırnaklarda sorun yoksa da bakım kremi olarak kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum ve çok da bereketli, çok uzun süre gidiyor. Çünkü çok minicik bir parça alıp tırnak yüzeyine ve tırnak kenarlarına sürüyorsunuz. Sabah akşam, ama ben günde bir kez uyguluyorum. Yine şurada Garnier'in bir maskesi var bende. Bu da yine bir marketlerde satılan siyah noktalar için burun bandı. Bu da güzel bir ürün. Bahsettiğim gibi diğer makyaj ürünlerim, bakım ürünlerim, makyaj masası dolabımda. Makyaj masası düzenimi çekerken de onları da yine gösteririm. İkinci kata geçtiğimizde şöyle bir ayna var burada, lazım oluyor. Bu kutuyu aldığımızda da bu kutunun içerisinde de şöyle takma kirpikler var. Kullanıyor musunuz derseniz, kullanmıyorum. Ama bulunuyor. Bir gün lazım olur, belki kullanırım. Ama denemek istiyorum yani. Şurada bir lens kutusu var. Daha öncesinde ben renkli lens kullanıyordum. Gri lens. Onun boş kutusu var. Tabii onun artık miadı çoktan dolmuştu. Bu yaz sezonunda inşallah yine almak istiyorum. Gözlerimden memnunum renginden. Ama böyle arada değişiklik de iyi oluyor. Seviyorum değişikliği. Farklı bir hava katıyor insana. Bunlar kızların kremleriydi. Boş krem kutusu. Bu da ağrı kremi. Özellikle migrenim olduğu zaman sürüyorum. Eczanelerde satılıyor. Bu da çok güzel, ağrı kesici. Bir de şu at kestanesini de kullanıyorum migren için. Ama at kestanesini bir iki sefer falan sürmem gerekiyor. O zaman etki ediyor. Yalnız bu çok daha etkili, şu eczanelerde satılan şanlı krem. Bunların boş kutuları duruyor. Çünkü bazen lazım olabiliyor boş kutu. Bunu da böyle koyalım hemen. Burada da yine bir boş kutum var. Saat vardı içerisinde, lazım olur diye burada bulunduruyorum. İkinci kata da geldiğimizde burada eşimin tıraş malzemeleri var. Tıraş ve işte bakım ürünleri, şöyle Nivea'nın tıraş sonrası kremi falan, losyonu, bu şekilde. Bunları da böyle tıraş malzemelerini falan böyle bir kutunun içerisine koydum. Burada da yine aynı şekilde. Bu bölüm yani eşime ait. Burayı kapatalım. Şimdi gelelim yan tarafa. Burayı açtığımızda da şöyle ilk katta diş macunu ve diş fırçalarımız var. İkinci kata geldiğimizde saç bakım ürünlerim var. Şöyle onlara da değinirsek, bunları ben Instagram'dan Leviş Oil sitesi var. Yani aynı ismi taşıyor. Instagram sayfasına bakıp inceleyebilirsiniz. Onun ürünlerinden çok çok memnunum. Yine aynı serinin şöyle yine saç losyonu var. Spreyi durulanmayan. Bunu duruluyorsunuz. Bu bakım yağı. Urban Care'in yine maske, pardon, Urban Care'in yine bakım yağı var. Şu arka tarafta acı badem yağı var. Burada da kaş kirpik losyonu var. Bakım losyonu. Bunu aktarda yaptırtmıştı annem. Sonra burada bir zeytinyağım var. Burada Hindistan cevizi yağı. Burada da lavanta yağı var. Lavanta yağını da arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Şimdi biliyorsunuz okullarda bazen bit sorunları olabiliyor. Bunu bize öğretmenimiz aldırttı. Bu lavanta yağından boş bir sprey şişesine birkaç damla, yani işte göz kararı ayarlayacaksınız. Tabii ki biraz daha yoğun olursa iyi olur. Suyla karıştırıp her gün okula giderken çocuklarınızın saçlarına sıkarsanız eğer bit gelmesini önlüyormuş. Bilemiyorum tabii ne derece doğrudur, ama tabii aynı zamanda zararı yok. Tam tersi, saçlara bakım da yapmış oluyor. Kokusu çok ağır olduğu için önce öğretmenimiz demişti, hani çocuklara direkt işte kulak arkasına falan, boyun bölgesine sürün demişti. Ama çok tıkıyor yani, çocuklar öksürük bir hal oldular. O yüzden benim de aklıma geldi. Ben de şimdi suyla karıştırıyorum. Şimdi çok daha hafif oldu. Boş bir sprey şişesine koydum. Ve sabahları giderken saçlarını sıkıyorum. Bit gelmesini önlüyormuş. Bilemiyorum. Öğretmenimiz öyle dedi. Onun için bir de şey var. Bu kafurun var.
aktarlarda satılıyor. Onu da yine böyle bir bez bir keseye dikip çocuklarınızın montlarına, işte okul formalarının içinden dikebilirsiniz. O çok etkili. O da gelmesini önlüyor. Onun kokusuna da gelmiyormuş. Böyle kesme şeker gibi zaten. Zamanla eriyor. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış oldum. Şöyle en üst kata da gelirsek orası da boş kaldı düzenleyince. Artık oraların yeri zaten yine dolacaktır muhakkak. Bakın sprey şişesi de böyle. Hatta az kalmış, bunu yenilemem gerekiyor. Gratislerde satılıyor bu. Diğer dediğim gibi bahsettiğim bakım ürünlerimi de artık makyaj masası düzenimi çektiğim zaman görürsünüz arkadaşlar. Şöyle bir de Gratis'ten daha önce almış olduğum BB2'nun simli vücut losyonum var. Parfüm kokulu bu. Bunu da böyle koyalım. Burada dursun. Daha çok bunu yazın kullanıyorum zaten. Şöyle lavabo altı düzenine geldiğimizde ise burada böyle Vileda kovalarım var. İşte temizlik kovalarım var bu şekilde. Onları bu köşeye koyuyorum. Şurada işte sıvı el sabunu, yer temizleyici. Şöyle sıradan gösterirsem. Şimdi burada çok bir düzen sağlayamıyorum şu an için. Çünkü şu iki büyük şişe olduğu için bunlar boşalınca daha düzene girecek, bayağı yer kaplıyor onlar. Bu arada yüzey temizleyicisi olarak ben Bingo'nun Mutlu Yuvam serisini kullanıyorum. Ondan çok çok memnunum. Şu Mintax'ı da geçenlerde almıştım ama bitmesini bekliyorum. Bu da güzel ama Bingo Mutlu Yuvam gibisi yok. Kokusu çok kalıcı onun. Çok da güzel temizliyor. Şurada hatta şunu şöyle alabiliriz. Burada eşimin arkadaşı diş hastanesinde çalışıyor. Eşantiyon diş macunları getirmişti. Onu da böyle sepete koydum. Onu da şimdilik en üste alabilirim. Boşuna aşağıda yer kaplamasın. Şöyle indiğimizde arkadaşlar, buradaki temizlik malzemelerimin birçoğu da deterjanların falan yine mutfak dolabımın altında, mutfak lavabo altında. Ben sadece burada olan kadarıyla göstereyim size yüzeysel olarak. Şurada benim bolça miktar temizlik bezlerim var. Şöyle sepetin içerisine sıraladım. Beyaz sirke temizlikte kullandığım Bingo oksijen. Çamaşır suyum kalmamış bu arada, yine fark ettim. Çamaşır suyu da almam lazım. Burada benim bir sirkeli karışımım var. Duşakabin camlarında, aynalarda ve pencereleri silerken kullanıyorum. Sirke, su ve çok az bulaşık deterjanı karışımı, o var. Burada da bulaşık makinesi parlatıcısı var. Bunu da bazı temizlik yerlerinde yine kullanıyorum. Burada naftalinlerim var, lavabo içinde kullandığım. Burada Cif Ultra Hız banyoda kullandığım kireç sökücü yine. Burada Viking çok amaçlı temizleyici var. Mavi su da kullanıyorum ama o içeride birazdan toz alacağım çünkü. Şu Sır Püskürt Sil, bundan almıştım ama of, bunun da bitmesini bekliyorum. Gerçekten hiç memnun kalmadım. Leke leke bırakıyor resmen. En güzeli Hygienic silikonlu temizleyici, şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten çoğu kişi de kullanıyor. Burada boş bir sıvı el sabunluğum var. Başka atladığım var mı? Şurada sabunlarım var. İşte burada da şu tüy toplayıcı var. Genel olarak da buranın düzeni böyle. Burasına dün temizleyip düzenlemiştim. Dediğim gibi şu büyük şişeler olduğu için şu anda anca sağlayabildiğim düzen bu. Sürekli banyoda kullanacağım. Elimin altında olması gerekenler bunlar. Diğerleri de zaten mutfak lavabosunun altında, bir gün onu da düzenini çekerim yine arkadaşlar. Burayı kapatalım. Size bu bir önceki vlogumda bahsetmiş olduğum domatesli jel Madame Coco'da indirimdeydi. Ben ondan o kadar memnun kaldım ki arkadaşlar, anlatamam size. Daha sonra bunun üzerinde zaten uzun uzun konuşacağız. Şimdi vlog çok uzamasın. O yüzden bugün de annem sağ olsun Madame Coco'ya gitmiş tekrardan. Orada bir tane daha almış bana. Yani stoklamış oldum. Bu da böyle kapalı jelatiniyle dursun. Diğeri de makyaj masamın üzerinde.
Şimdi hemen bunu da böyle dolabıma koyayım. Bu da yedeğim olmuş oldu. Evet, ben banyoyu komple de temizledim arkadaşlar. Duşakabini falan da. Onları çekmedim yalnız. Dediğim gibi çok uzayacaktı vlog. Şöyle de size son haliyle bir göstereyim. Hem de banyo turu gibi olmuş olsun. Bu şekilde mis gibi oldu banyom. Banyonun halısını da değiştirdim. Yenisini serdim. Temiz temiz. Şu şekilde. Şöyle banyo havlumu da değiştireyim. Evet arkadaşlar, benim de bugünkü banyo temizliği rutinim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım motive edici bir video olmuştur sizler için. Temizlik videoları gerçekten motive edici oluyor. Özellikle hızlandırılmış şekilde olanlar. Ben bugünlük bu kadardı. Yarınki vlogta tekrar görüşmek üzere. Takipte kalın ve kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olarak destek verirseniz sevinirim. Ve buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı sakın unutmayın. Ve o güzel yorumlarınızı yine bekliyorum. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.